21 Temmuz 2024 saat 17.30 sıralarında Söke Milas Karayolu'nda meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Moto Tanya adıyla bilinen ünlü Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın kaza olayındaki sır perdeleri aralanmaya devam ediyor. Temmuz'un ikinci haftası tur kapsamında Tatiana'ya Onur O ve Sergey K. eşlik ediyordu. Milas yönüne doğru ilerleyen 3 motosikletliden Sergey konvoyun gerisinde kaldı. Bunun üzerine Tatiana ve Onur hız keserek Sergey'in yaklaşmasını beklediler. Bu sırada aynı istikamete doğru ilerleyen bir tır, Tatiana ve Onur'un kullandığı motosikletlerin arasına girdi. Tekrar öne geçebilmek için yaptığı hatalı sollama sonucunda Tatiana, Onur'un kullandığı motosiklete arkadan çarparak metrelerce sürüklenmelerine sebep oldu. Sürüklenme esnasında kaskı çıkan ünlü fenomen olay yerinde hayatını kaybetti. Onur ise ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Onur'un ifadesi şu şekilde oldu. Tatiana Ozolina ve Sergey K. ile sosyal medyadan uzun süredir tanışıyorum. Kendilerini Türkiye'yi gezdirmek için davet ettim. Seyahatimiz İstanbul'da başladı. Milas ilçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergey'i beklemek için yavaşladım ve o sırada arkadan gelen Tatiana bana çarparak savruldu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur O. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Geride gözyaşlı bir eş ile 13 yaşında bir erkek çocuğu bırakan Tatiana'nın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Cenazenin ülkesi Rusya'ya götürülmesi için eşi Alex ile kaza sırasında yanında olan arkadaşı Sergey tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Muğla Adli Tıp Kurumu tarafından otopsi işlemi tamamlanan Tatiana Ozolina'nın cenazesi yetki belgeli özel bir şirket aracılığı ile ülkesine gönderilmek üzere Milas Bodrum Havalimanı'na getirildi.